Gülenen Başkan Semih tartışmasını alevlendiren isimdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda değişiklik yapılması hakkında kanunu onayladı. Artık Türkiye, Nisan ayında referanduma gidiyor. Ali İhsan Yavuz, Samsun. Sisteme ilişkin tartışmalar sürüyor. Hayır cephesi bilgi kirliliği ve dezenformasyonla kafa karışıklığı oluşturmak istiyor. İşte sürekli dillendirilen yalanlara karşı asıl gerçekler. Rejim değil, sistem değişiyor. İşte bir iddia. Cumhurbaşkanlığı sistemiyle rejim değişecek. Gerçek bambaşka. Rejim değil, sistem değişiyor. Türkiye'nin rejimi 1923 yılında Cumhuriyet olarak belirlendi. Cumhurbaşkanlığı sistemiyle yine halkın oylarıyla gelecek bir yönetici ve seçilecek bir meclis Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetiyor olacak. Üniter yapı güçlenecek. Ve bir diğer iddia. Ülke bölünecek, federasyon haline gelecek. Bu da doğru değil. Tam aksine üniter yapı daha da güçlenecek. Çünkü federal yapıda her bölge kendi bütçesini oluşturuyor. Fakat eski sistem devam edecek, hatta daha da güçlenecek. Meclis güçlenecek. Meclis devre dışı bırakılacak, bütün yetkiler Cumhurbaşkanı'nın elinde olacak. Bu da başka bir yalan. Oysa her şey Cumhurbaşkanı'nın elinde olmayacak. Bilakis meclis daha da güçlü olacak. Yasama ve yürütme daha da ayrışacak. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi içerisinde 600 milletvekili kanun yapacak, kanunları kaldıracak, değiştirecek ve onaylayacak. Yeni sistemde meclis Cumhurbaşkanı'nı dahi feshedebilir. Art niyetli bir şekilde başka yerlere çekmeye çalışıyorlar. İşte bir iddia daha. Cumhurbaşkanı keyfi ohal uygulayacak. Bu ileri sürülen de doğru değil. Çünkü mevcut sistemde olağanüstü hal Bakanlar Kurulu tarafından ilan edilir. Mecliste onaylar. Yeni sistemde Cumhurbaşkanı o günün şartlarına göre OHAL için meclise başvuracak. Bir diğer iddiada Cumhurbaşkanı'nın yargılanamayacağı. Gerçekse farklı. Mevcut sistemde Cumhurbaşkanı sadece ve sadece vatana ihanet suçundan yargılanabilir. Fakat yeni sistemde böyle değil. Cumhurbaşkanı'nın cezai sorumluluğu var. Suç işlediği iddia edilirse 600 milletvekilinden 301'i kabul ettiği takdirde komisyon oluşturulup soruşturma yargılama safhasına geçilecek. Yargı özgürleşecek. Yargının yürütmenin emrine gireceği de iddialar arasında. Fakat bu da doğru değil. Zira vesayet sistemi güç kaybedecek. Yargı sivilleşecek, askeri ve sivil yargı birleşecek.